Web Tekno'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Ne alaka şimdi bu diyeceksiniz, hemen anlatıyorum. Bu videomuzda zincir market indirimlerinde görebileceğiniz ucuz yollu halı ve koltuk yıkama makinelerinden birini inceleyeceğiz. Ofiste yıllardır hepimizin oturduğu, çalıştığı, uzandığı, uyuduğu, canımız, ciğerimiz, koltuğumuzun pislik içinde olduğunu fark ettik ve artık temizletilmesi gerektiğini düşündük. Yıkamacı araştırırken biz temizleyemez miyiz bunu acaba, ne olacak ki diye düşündüm ve koltuk yıkama makinesi bakmaya başladım. Bilmediğim markalara, parasını hak eder mi etmez mi bilemediğim ürünlere bakarken bir baktım karşımda Kiwi var. Hepimizin market broşürlerinden fiyat performans ürün kovaladığı Kiwi. Halı ve koltuk yıkama makinesi. Halı da yıkanıyor yani. İşimizi görecek mi diye sipariş ettik ve koltukla halıyı bahçeye attık. Evet arkadaşlar, halının halini zaten az önce gördünüz içeride. Pislik içinde, zaten uzunca bir zamandır da temizlenmeyen bir koltuk. Şimdi ölçüm cihazıyla bir test yapacağız. Ne kadar kirli olduğuna dair. Yani kirli olduğu görünüyor zaten ama hani bir veri de lazım bu konuda sonuçta. O yüzden şimdi Şahin'i çağıracağım. Test cihazı konusunda benden daha bilgili. Hemen abi buyur. Arkadaşlar şimdi elimde böyle bir cihaz var benim. Bu cihaz bir yüzeyin ne kadar kirli ya da temiz olduğunu gösteriyor. Zamazingoları var içerisinde. Bunu bir yüzeye sürttüğünüz zaman içinde böyle Covid testlerinden genizimizi sürülen o pamuk çubuklar var. Temizlediğimiz koltuk ne kadar temiz bir görmüş oluruz. Şöyle şuraları alıyorum. Buraları da sürtüyorum. Şöyle geliyorum. Şöyle sürttük her tarafa. Tekrar takıyoruz bunu buraya abi. Şöyle biraz çalkalıyorum. Şunu şuraya koyuyoruz ve start diyoruz. Bakalım koltuk ne kadar temiz. Sonuçlar çıkmadan önce ben size durumundan bahsedeyim cihazın. 400'den aşağı değer çıkarsa temiz. 400-600 arası kabul edilebilir. 600'den yukarı pis arkadaşlar. Bu sırada sonuçlar geldi. Nükleer atık seviyesinde bir kirlilik çıktı. Kabul edilebilir sınırın çok üstünde arkadaşlar bir koltuk ya da bir halı yüzeyi için. Şimdi bir de halıyı çıkartalım bakalım, o ne kadar temiz onu görelim. Bu benim normalde evde kullandığım bir halı. İçi şu anda kedi tüyü dolu. Bir iki kere pislemiş diyor. Bakalım şu an ne kadar kirli. Yani ben koltuktan sonra hiç ümidim yok. Gelin bakalım birlikte. Köşelerden alalım. Şöyle ortalardan alalım. İyice her tarafını sürtüyorum. Başladık. Sen kurban ol lan pişinin tüyleri. Uzun zamandır süpürmemiştim bu incelemeyi yapacağımız için. Şu an ben bu sonucu kabul etmiyorum. Yani bu tamam, kadar temiz olamaz. Tamam bir daha alalım. İkinci kez şöyle dolaştırayım. Derinden derinden bastıra bastıra. Bunun 10 falan çıkmasının imkanı yok arkadaşlar. 8200... Yani evet, kabul edilebilir seviyenin yine üstünde ama ya, gerçekten pismiş. Ya bayağı üstünde. On değilmiş. Şimdi halının ve koltuğun ne kadar kirli olduğunu gördük arkadaşlar. Biz bir de bunun üstüne ikisini de bir gün boyunca dışarıda bırakacağız. Yarın yani tam 24 saat geçtikten sonra da halı ve koltuk yıkama makinemizle bunları temizlemeye girişeceğiz. Bakalım bu 24 saat içinde neler olacak. Şu an zaten kameralarımız kayıtta, bu 24 saat içinde kayıt alacaklar. 24 saat dolduğunda halı ve koltuk yıkama makinesiyle temizlemeye girişeceğiz. Bakalım bütün o pislikleri çektikten sonra halı ve koltuk yıkama makinesi bunları temizleyebilecek mi? Şunu bir açalım, yani şunu bir açalım. Kahve? Kahve olur abi. Kahve olur, içerim. Daha neler yapacağım onu? Kahveye getirsin bir. Abi kahve yok, kola var. İçersin diye düşündüm. Oğlum böyle kola mı olur? Bu ne lan? Böyle kola mı olur ya? İçti mi iş? Bakacağım abi, bakacağım. Tadına bakacağım. Dur bakayım. Bakayım bu nasıl? Buraya dökülmemiş abi bak. Züppe! Buraya dökülmemiş. Evet arkadaşlar, 24 saat geçti ve şu an koltuk gördüğünüz gibi bu halde. Dün yağmurlu olduğu için tenteyi kapatmıştık. Yani bizden kaynaklanan bir sorun olmasın diye. Şimdi tentemizi açtık. Zaten gördüğünüz gibi çok tozlu geldi. Şimdi tekrar bir ölçüm yapacağız. Durum en son ne oldu diye. Şahin gel abi. Dünkü test proplarından yine elimde bolca var arkadaşlar. Şimdi gelip bu koltukların kirli halinin ne kadar kirli olduğuna bakacağız. Cihazın çalışma mantığı normalde 10 santimetre karelik bir alandan ölçüm almanız gerektiğine yönelik. Biz tabii koltuğun her yerine sürmüştük dediğim gibi. Yine koltuğun bu tarafı temiz izlendiğinde aynı yerden alacağız ölçümü. Bu sefer karışınca bir yeşil renge büründü. Acaba sebebi kirlilik mi yoksa solüsyonla mı ilgili? Tabii bilmiyorum. Evet arkadaşlar, sonuç çıktı. Dünkü 12 binlik değerden sonra bu aradaki fark bu gece boyunca oluşmuş. Yani gördüğümüz sonuç böyle. Yani dün koltuğun yağmurlu, tozlu, pis, kirli alanda kalması, daha çok kirlenmesi gördüğünüz gibi sonuca sadece 2000 puan kadarlık bir etki etmiş. Şimdi gelin aynı testi bir de halı için yapalım. Tabii ki de arkadaşlar, halı da açıkta durduğu için düne göre daha kirli ama aynı zamanda koltuktan da çok daha temiz çıktı bu puanlamaya göre. Şimdi bir ikisini de temizleyelim, bakalım ne olacak, sonuç nasıl değişecek, hep birlikte göreceğiz. Evet, alet bu. Şimdi ilk başta bir temiz suyunu koyacağız. Arka tarafımda olduğu için çeviriyorum. Temiz su haznesi burada. Hemen şöyle bir çıkaralım. Açma kısmı altında. Şu noktaya kadar temiz su koymamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen ekleme.
yapalım. 1400 mililitrelik bir hazne bu. Aynı şekilde kirli su haznesi de 1200 mililitre. Çizgiye dikkat ediyorum. Sanırım oldu. Ha, şöyle bir deterjanımızı da koyalım. Bunun ölçeğine dikkat etmemiz gerekiyor. Yaklaşık 20'de 1 bir oran var. Ve şu an temiz suyumuz hazır. Hemen bir prize takalım. Hemen başlayalım. Biliyorsunuz testi halının ve koltuğun benden olan taraftaki yarısından almıştık. Şimdi temizlikten sonra da yine o yarılarından test alacağız. Zaten sonuçları birazdan birlikte görürüz. Şu an dışarıdayız diye bize çok sesli gibi gelmiyor. Zaten çok gürültülü bir ortamdayız ama ev için bence çok sesli arkadaşlar. Şimdi ilk başta suyu püskürtmemiz gerekiyor. Ondan sonra ise bu fırçayla biraz suyu dağıtıp ondan sonra şu şekil çekiyoruz. Cihazın temel kullanım mantığı bu şekilde arkadaşlar. Bu arada şeyi fark etmişsinizdir, ilk başta küçük bir alana su sıkıyorum, ondan sonra o alanı şöyle yuvarlak bir şekilde fırçalayıp öyle çekiyorum. Bunu neden yapıyorsun diye soracak olursanız, küçük bir başlığı olduğu için o alanı hemen fırçalayıp kirini söküp çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani büyük alanlarda böyle koca bir alanı ıslatıp öyle işlem yapamıyoruz. Biraz daha ufak ufak ilerlememiz gerekiyor. O yüzden öyle yaptım. Şimdi yine parça parça devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bayağı yorgunluktan bir tab düştüm. Bir minderin bir yüzeyinde bile yani çok sağlam çekmeniz gerekiyor. Hayalimdeki gibi olmadı. Gayet ıslak bıraktı şu anda. Biz şimdi halıyla devam edelim. O sırada hem koltuğun minderi biraz kurusun. Ondan sonra tekrardan temizlik testlerimizi yapalım ve videomuzu yavaştan kapatalım. Lafı çok uzatmadan halıya geçiyorum. Cihazı bir de halıda görelim. Valla dostlar, az önce gördüğünüz halıyı temizlemeye çalışırken ne kadar efor sarf ettiğimi. Bence halıyla ilgili sonuç şu, en azından temizleme deneyimi açısından. Giden köylerde falan bahçelere, balkonlara atarlar halıları, yıkarlardı. Eğer öyle bir deneyiminiz yoksa daha önce, bu halı yıkama makinesi sizin işinizi kolaylaştırmaz, zorlaştırır. Ha, daha önce öyle halı yıkamışsınızdır, bu makine işinizi kolaylaştırır. Çünkü oradaki pis suyu, atık suyu otomatik olarak çekiyor. Yani biz burada bahçede boşlukta yapıyoruz bu temizliği ama tabii ki evin içinde ve daha pratik temizlikler için kullanılıyor bu. Melih koltuğu temizlerken başlıkta herhangi bir böyle bir atık, kir, pis yoktu ama halıdan sonra böyle bir manzarayla karşılaştık. Şimdi yavaştan sonuca doğru geçelim arkadaşlar. Bakalım temizlediğimiz alanlar ne kadar temizlenmiş, hep birlikte göreceğiz. Onun öncesinde ben bir hemen gireceğim. Biz koltuğu temizledikten sonra halıya geçerken kirli suya bakmamıştık. Çünkü henüz yeteri seviyede temiz suyumuz olduğu için kirli suyu en son bir gösterelim demiştik. Belki de makinenin hakkını yiyor olabiliriz en azından koltuk kısmında arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim ne kadar kirli su topladığını. Halıda zaten Şahin'in neler yaptığını gördünüz. Orada bence daha iyi temizledi. Ama koltukta da bence bir tık hakkını yedim ben. Gayet aslında bayağı bir kirli su toplamış. Yani yaklaşık 4000-5000 lira bandında alacağımız bir koltuk ve halı yıkama makinesi için işini yaptı. Halıda özellikle bence işini yaptı. Burada şu eklemeyi yapmam gerekiyor. Bence de kesinlikle sert zeminde daha iyi çalıştı. Yani yumuşak zeminde iyi bastıramadığımız için ya da gerekli sertlikte bastıramadığımız için, çekemediğimiz için de bu durum yaşanmış olabilir. Ama zaten sert zeminde bunu çeklemiş olduk. Yani evet, evet. Burada zaten görünümde bile sabit. Gayet iyi görüyorsunuz ne kadar iyi temizlendi. Yani şimdi bu temizlediğimiz haliyle sonuçlar nasıl çıkacak? Tekrar bir ölçüm alalım. Sonuçlara birlikte bakalım. Yine koltuktan başlayayım ben hatta. Şöyle sürüyorum her tarafa. Koltuğu kuruttuktan sonra yapmıyoruz. Bunu da aklınızda bulundurmanızı isterim. Şu anda temiz koltuk yüzeyinden aldığımız ölçümün sonucunu göreceğiz. 10.394. Kirlendikten sonra yaptığımız ölçümde bu sonuç 14.000 puan seviyelerindeydi. Temizledikten sonra ve hafif nemli haliyle 10.000'lik bir skora ulaşmışız. Aslında tabii ki oran düştüğü için hani cihazın çalıştığını söyleyebiliriz. Ama bizim içimizden geçen o tamamen 600'e kadar olan kabul edilebilir seviyenin yakınından bile geçmedi. Dünkü sonuçta hatırlarsanız 12.000'e yakın bir sonuçtu. Şu an 10.000 seviyesine düşürmüşüz. Yani koltuğun temizlediğimiz haliyle arasındaki farkı da aslında kirli dediğimiz haliyle pek farklı değildi. Bu sonuca da ulaşmış olduk böyle. Şimdi gelin de halıya bakalım. Zaten yaklaşık olarak az önce, yani az önce dediğim kirliyken ölçtüğümüz bölge şurasıydı. Ben yine aynı yerden örneği topluyorum dostlar. Yeniden kirlendi. Yani ben sağlıklı bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Ama bakalım ne çıkıyor. 16. Aslında kirli su tamamen çekilebilseydi, yani temiz zemin kalsaydı bize, belki de daha düşük bir sonuç alacaktık. Şimdi koltuğun kirli halinin puanı 11.000 puanın biraz üzerinde, 11.136. Burada gördüğünüzde halıyı temizledikten sonra elde ettiğimiz skor, temizleme işleminden sonra aslında az önce söylediğimiz gibi ıslak yüzeyden bir örnek aldığımız için puanın şiddetli şekilde yukarıya fırladığını görüyoruz. Yani sonuç olarak gördük ki arkadaşlar, bu makineyle halı temizleme işleminden sonra eğer ıslak ölçümle bir şeyler alırsak ya da halıyı ıslakken kullanmaya karar verirseniz pek de hijyenik bir sonuçla karşılaşmayacaksınız. Şimdi bir de isterseniz biz buradan çıkan pis suyun ölçümünü bir yapalım. Bakalım onun oranı ne kadar çıkacak. Şöyle örneğimi atıyorum, takıyorum geriye. Yine aynı işlemi yapıyorum.
suyun skoru halıdan daha yüksek çıktı. Yani arkadaşlar sonuçları gördünüz, her şey ortada. Bu alet gözünüzle gördüğünüz sonuca göre aslında işini yapıyormuş gibi sonuç sergiledi ama ölçümler bize bu sonucun tam tersini veriyor. Halı da ikiye katlandı. Koltukta biraz daha skoru düşürsek de ne yazık ki tam olarak ideal temizlik skoru olan 600'e yaklaşamadık bile. Diyelim ve videomuzun artık sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı ve WebTekno YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tanıdık yıkamacı var mı? Ne?